Geçenlerde şey değildim, eksen. Böyle eksenim aşağıdan. Onlar da Sait. Sait. Hukuk avukat şey yapmış. Çok acayip ya. Sait abi. O mu çarptı? He. Onun hatta bir yerde bir kanaldaydı herhalde. Bal TV'deydi. Ha bir söz biraz da kapatsana. Bal TV'ye çağırdıydı. Bal TV he. Beni de çağırmıştı. Dedi Bal TV olursa olmaz dedi. Sonra dedi Uzay TV. Aslında Uzay TV olabilir yani. Benim mi? Senin de olabilir. Yok. Ben öyle şeyleri. Biz onlara televizyonla iş. 1,5 sene Kanal Urfa, Kalpen TV, yer yer Kaçkar. Yani 5-10 tane televizyon yayınlamış. Geçen sene Ramazan'da psikoloji dersi için Kanal 7 çağırmıştık. Dost TV, tabirler ve tanımlar diye bir program istemişti. Neyse bir isimle. Ama benim oralarda olmuyor. Oralar başka bir şey. Suretler zamanla değişiyor sanırım zaten. Şimdi olması gereken var, bir de olan var. Yeri geldiği zaman ben geçen baktıydım şöyle, isim vermeyeyim de, baktım bayanlar ön planda olmaya başlamış bir yerde. Hatta açık bayanı bile ön plana sunmaya başlamış. Şu var, zaten ekseriyet bunu yapıyor ama İslami kanal manasında sadece bakış açık bu olur da bunun yanında böyle eşantiyon nevinden bu şeyleri gösterdiği vakit o zaman biz de vesile olmuş oluyoruz. Bizi mendil gibi gösterip celbetmeye çalışalım. Öyle Allah için merak edenler çok az. Çevremizde vesaire. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi. Ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve immin şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunaziluhu illa bi kaderin ma'lum. وَالسَّمَاءَ رَفَأَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ayetindeki dört mertebe وَالسَّمَاءَ رَفَأَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ 1 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ 2 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ 3 ve 4. Ayetinde dört mertebe mizana işaret ediyor. Mizan, ne demek mizan? Terazi. Terazi varmış kainatta. Kainatta terazi var. Terazi bozulursa her şey bozulur. Terse dönüyor. Ben şeyi çok seviyorum. Tanıyanlar, hepiniz tanırsınız ben bizi. Okuduğu mevzuyu fikirde kalmasını istemiyorum. Dimağda, kalpte, ruhta, eylemde nasıl gözüküyor? Hayattaki karşılığı veya karşılıkları. Şimdi mizan tartı demiştiniz değil mi? Tartı. Şu kainatta tartı var. O zaman sen tartırsız, tartı olmadan yaşayamazsın. Tartı şöyle diyeyim. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Yaratılmasının sebebi. Tamam bak, güzel bir şey. Şimdi evde niçin sıkıntı var? Veya sende niçin sıkıntı var? Kainatın bir sebebi vücudu ama ta kendisi değil. Kainatın yaratılmasına bir sebep, Allah muhabbet ediyordu ondan. Ben sizden nefret ediyorum ama yaratılın bakalım, dedi. Mesela güneşten
istifade etmemize sebep muhabbettir. Sevdiği için bu imkanı vermiş. Sudan, topraktan, havadan vesaire. Sistem, kainat sistemi, işletim sistemi muhabbet üzerine kurulmuş. Sen bu muhabbet üzerinde adavetle yaşayamazsın. Yaşama şansın yoktur. Sisteme ters çalışıyorsun. Burayı anladık mı? Çok ilginçtir bu. Yazılım sistemi, mesela diyor ki Windows, Linux veya yazılım, şu bilgisayarda tercihlerimin içerisinde tercihlerin olacak. Beni aşıp bir tercihin yoktur. Aynen Allah da öyle diyor. Sana dua ederken diyor, benim tercihlerimin içerisindeki tercihi ve isteyeceksin diyor. Onun dışında tercihin yoktur. Mesela, yarın güneş doğmasın. Böyle dua edilir mi? Tercihin dışına çıktı. Tercihin dışına çıktı. Yani sistem, yani senin, mesela futbolcusun. Kurulan kurallar içerisinde kuralın olur. Ama bir tane futbolcu çıkıp da, olur mu kardeşim ben istediğimi yaparım diyebilir. Böyle bir iddiada hatırına geldim, yok. Peki küçük bir top sahasında 21 kişi oynuyor. Ben istediğimi yaparım diyemiyorsun. Bu kainata ben istediğimi yaparım nasıl diyorsun? Şimdi kainatta mizan var dedi. Arkadaşlar şu kafa, düşünce her tarafa bağlanabiliyor, düşünebiliyor. Takılabiliyor, tamam mı bak? Şu kalp herkese takılabiliyor. Herkes içine alabiliyor. Şimdi böyle her şeye açık olan bir insanın sabit bir kıblesi, yani düşüncesini ve kalbini bağlayacağı bir kendisinden daha yüksek, daha âli bir makam ve gaye yoksa Allah aşkına bunu nasıl durduracaksın? İşte dima kafayı kıblesine koyan itikattır. Kalbi kıblesine koyan imandır. Ruhu kıblesine koyan iman-ı bilahirettir. Şimdi türlü türlü düşünceler geliyor. Neyin ne olduğunu, niçin olduğunu, ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini, ne dediğini, neyle bileceksin? Neyin ne olduğunu nereden bileceksin? Ve neyle bileceksin? İşte imani mevzular onun için çok işleniyor. Bir daha, her şeyi açık olan bir kafa, her şeyi düşünebiliyor, her şeyi takabiliyor. Böyle, burayı cehennem, burası Nemrut'un cehennemiymiş biliyor musunuz? İbrahim buraya atıldı. Kur'an'daki o simge ve sembol, bu asırdaki masadaklarından bir tanesi de budur. Dima. Nemrut, Nemrut'un ateşi, yanlış düşüncelerdir. İbrahim ise, inancımız olan biziz. Sonra oraya atıyor. Peki İbrahim burada nasıl çıktı? Tefekkür ve şefkat. İbrahim-i Meşri. Buraya geliyor, her şeye takılıyor. Arabayı koyuyor, kadını koyuyor, parayı koyuyor, nefreti koyuyor, onu bunu çarpıyor. Ya böyle her şeye açık. Kendini neyle kontrol edeceksin? Nasıl bir istikamete koyacaksın? Neyle ama? Yani bunlardan nasıl sıyrılacaksın? İman esaslarıyla. İman esaslarıyla, yoksa tarumar oluyor insan. Neyin ne olduğunu neyle bileceksin? Dört nevi mizana işaret eder. Bir, dima. İki, kalp. Üç, ruh. Üç, hayat. Dört çeşit ölçü. Eğer kıblesine koyamadın mı, sor bana içimde neler var, neler... Ne insanlar var, ne dertli insanlar var burada.
ben de dahil. Ne cenazeler var içimde. Abi bu savaşta 959'da birisi vefat etti. Bildiğim ya. Dinleseydi. E şimdi gitti ya. Bu akşam ilk akşam. Derse niye gitmedin diye sorulacak ona şimdi. Soruluyordur. Belki de pek soruldu zaten. 4 tane süzgeçten geçecek şimdi orada. Neyle geçeceksin? Ölümü bayılmak mı zannediyorsun? Ben olumsuz hiç sevmeyen insanım ha. Ama bazı gerçekler de var ki. 4 tane yapıyı 4 tane ölçüyle kıblesine koymak. Yoksa dünya bile cehennem. Aile hayatı. 4 nevi mizana işaret eden 4 defa mizan zikretmesi, kainatta mizanın derece-i azametini, fevkalade pek büyük emniyetini gösteriyor. Yani fevkalade, çünkü ölçüsüz, kuransız insan da dost olmayın zaten. Neyi ne yapacağı belli değil ki. Ne yapacak belli değil. Estiği gibi dost olan, estiği gibi düşman olur. Parayla seni dost olmuşsa, parayla seni satacak demektir. Yani böyle. Mesela eve uygulayayım. Bir şey dedi, bir şey yaptı. Pal, küt, bar, dur ya, bütün bu değil ki insan. Bunun bir sürü güzellikleri de var. Yani bütünlük içinde o söylediği, yaptığı pek, yani bütünlük içinde pek emniyeti yok yani. Başka bir mizan. Güya hakkını isteyeceksin, buna kaş ediyorsun, bağırıyorsun ama bir sürü orada masum çocuklar var. Duyuyor, şahit oluyor, morali bozuluyor, ruhları bozuluyor. 13 yaşında kız telefon ediyor Osmaniye'de. Hasan amca, Hasan amca ama ben hak etmedim. Dur yavrum, niye nesi bir dakika, bir selam ver yavrum. Ama babamla amcam, annemin devamlı kavgasını ama ben bunları duymak istemiyorum. Ben hak etmemişim. İnsan da içi gidiyor. Bu derste hak etti mi? Etmedi tabii. Bir küçük hakkımı alacağım diye bir sürü haklara tecavüz ediyoruz. Değil mi? Değiyor mu yani? Peki ne olacak? O da yarın bir anne olacak. Sistem şimdiden bitmiş. Doğmadan ölmüş. Anlamadan cahil olmuştu. Görmeden kör olmuşlar. Maalesef. Asır işte. Kayıp asır. Böyle dershanelerde yoksa, derslerde yoksa. Yani dinin bir tarafı dergahtır, tarikattır, zikirdir. Ya bir şey yani. Yani bir ucundan birisi bir şey tutmasa çok zor ya. İnan çok zor. Ben biraz bu işi yaptığım için biliyorsunuz beni. Her çeşit intiharımdan. Her çeşit hayatı bir bakmış mesela 17 yaşında esrar içmekten bitmiş. Ben para dileniyor zannettim ya. Şöyle ilk defa ya. Ben para dileniyor zannettim. Sonra ben eline baktım. Meğer burada bir şey var ya. Fazla gayb değil ha. Bu durum falan değil. Zeytinburnu stadın kenarı. Polis de geçiyor. Ne yapacak? Ne olmuş? 16 zor var. Doğmadan ölmüş. Ve sonsuz hayatı da. Bitti. Gerek yok ya. Yani. Batılı veya olumsuzlukları zikretmek için karşınıza çıkmadım. Ama bu tuzaklar dışarıda mevcut. Cemaatsiz olamazsınız. Yani cemaat olmasa bugün de bunu duymayacaktım. Kainatta bir mizan var. Bütünlük içinde bir ölçü var. Ailede de bir bütünlüktür. Yani fertler var. Bir ölçü olmalı. Bizde de öyle. Hemen bir günah yaptın. Hemen kendini o kadar olumsuz diyorsun ki. Sistem bozuluyor. Psikoloji bozuluyor ya. Diyor kardeşim Allah. Yani kendini bile Allah'ın rahmetsiz düşünme. Ölüm korkuların çoğu ya günahın çokluğunda veya kefen ve kabiri Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Allahsız kefen var tamam. Oraya girdik.
Ama hiç Allah yok mu ya bu işlerde ya? Bu işlerde yani iki efendim efendi Allah yok mu ya bu? Perdelikler konarken, layıta konulurken, bu işlerde Allah yok mu yani? Rahmeti yok mu? Bir şey yok mu ya? Orayı bırakmış mı yani? Ne yaparsanız yapın lan. Yani tabii ama bunu düşünebilmek için böyle dersler gelip kitap okumak lazım. Kardeşim okursan okunursun. Okutursun da. Rahat edersin, rahat edersin. Yani bir başkası için yapmayacaksın bunu. Kainatta mizanın derece-i azametini ve fevkalade pek büyük emniyetini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Kim nereye layıksa ona göre muamele ediliyor ve edilecek. Hakiki zulüm yoktur. Sen bilmiyorsun. O insan başına gelenin sebebini sen bilmiyorsun. Sen sadece sonuca odaklanmışsın. Sonucu gördüğün için zulüm zannediyorsun. Onun ille bir hata yapması değil. Onun ruhunu inkişaf ettirip, kuyudan çıkarıp âli makamlara, mertebelere ulaşması lazım. Nasıl olacak? Kimisi âli makamlara ilimle, kimisi servetle varıyor, kimisi hastalıkla. Dikkat edin peygamberlere, bazıları musibetle, peygamberliğin yüksek makamına, bazı hastalıkla, bazı fakirlikle, züht. Seysa aleyhisselam değil mi? Hiçliğin babası, Ebu Laşi'yi. Kimisi bedensel Yusuf aleyhisselam, kimisi padişah sultan Süleyman aleyhisselam, kimisi işte malum. Hiçbir şeyde israf yoktur. İsraf var ya, israf insanın ferasetini kapatıyor. İsraf eden Deccal'ın damına, tuzağına düşermiş. Haset, israf, nefret, yani adavet, üç şey temelde insanın ferasetini, doğru düşünmesine mani oluyor. İnsanın ferasetine zarar veriyor israf. İsraf deyince lütfen paranızı falan zannetmeyin ha. Göz israfı, akıl israfı, özel hayat, ailevi hayatınız israfı. Yeme içme, düşünce israfı, zaman israfı. Yani öyle yeme içmeden bahsetmiyor yani. Hiçbir şeyde kainatta israf yoktur. Hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tazif ve nezafet, bütün kainatı, mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Şimdi kainatta bir ismi Kuddüs var. Nasıl? Çıktığınız zaman hiçbir yerde ağaçlarda, çiçeklerde pislik göremezsiniz. Dağlarda yani. Evinize gidin bak, bir hafta çiçeğin yaprağı temizlenmemişse kirlidir. Kainatta da birisi nasıl siliyorsa bezde, siliyor. Bak, kir yok. Ondan sonra kainatta baktığımız zaman bir letafet var, nezaket var, zerafet var. Yani bir latifelik var ya. İnsan da öyle. Alim dahi olsa böyle sonra tasmuk falan. Yani zerafeti, letafeti, nezaketi gittiği için kendi bilgisine biliyor, kendisine faydası olmuyor. Ne dedi? İsmi Kudüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif, nezafet, temiz. Nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eliği karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik, çirkinlik görülmüyor. Hiçbir şey. Mesela fevkalade bir manzara, yaprakların dökümüne bakın. Yani aynı bir insan, mesela benim hep bunu şey yapınca Rüştü abiyi hatırlıyorum böyle. Allah rahmet etsin. Dedi ki, ağaçlara yaprak, çiçek açmaya başladığı zaman onun dünyası oydu. Derdi ki, Hasan, beni hiç ormana götürmüyorsun. Belgrad ormana götürdüm, şuraya buraya. Buradayken yukarıya götürüyordum.
o ağaçların çıkımında bir şey anlatacağım da böyle filizlenmeye başladığı zaman ilk bahar çok etkilerdi onu. Beni ise pek o kadarla kadar etmiyor şeyin çıkması, filizlerin çıkması. Beni en çok böyle kısmen dökülmüş bir ağaçların arasında dökülmüş yaprak var ya, bir de hafif bir rüzgarla uçuşan yapraklar var ya kopuyor. Beni yetim, kimsesiz, öksüz, bırakılmışım, unutulmuşum, acayip bir mahzuniyet basıyor. Herkese farklı şey yapıyor. Kimisi çiçeklerin içinde, kimsesiz, öksüz, yalnızım sanki hikayeler. Varlıkta tekim ya. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Allahsız nasıl olacak bilmiyorum. Öyle bir sefere çıkmışız ki dönüşü yok. Ama bazı insanlar ölümü de bayılmak zannediyor. Bayılmak zannediyor. Bak giden dostumuz 22 yaşında. 9.59. 22 yaşında. Demek ki korkmaya başladım biliyor musun böyle? Biraz küsürlerde falan var mı? Çünkü hep ölümleri 60-70'ten sonra oluyor daha var falan. Böyle aşağı inmiş bu iş yaşı. Ölümün yaşı aşağı inmiş ya. İlkokul yaşı kaçtır? 7. Askerlik? 20. Ölümün yaşı kaç? Her an. Vay be. Şu anda var değil mi? Ve bir de dönüş yok. Cesedi almaya gittik. Morka. Hocam sen bilirsin ama gene hatırlatalım. Şu taraf kadınların pembe. Bu taraf beyaz. Gitti yanlışlıkla açtık beyaz bir tane. Baktı bir adam. O şeyden buzdan donmuş. Taş olmuş. Yani o soğuk var ya soğuk. Ama Allahsız düşününce bunun altına çıkamaz. Hemen kafaya şimşekler çakıyor, arkaya ateş basıyor. Ben kendimi anlatıyorum. Sonra bakıyorum Allah var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyor Kur'an. Rahmansız düşününce, rahimsiz düşününce ense ateş alıyor. Abi çocuğu anne döver, azarlar. Vurur. O yine anne diyerek ona sarılır. Evet. Yani hiç başka sarılacak bir şey yok çünkü. Evet. Tek merhamet sahibi o. Ölümü de veren o. Evet. Ki onsuz da düşünülmeyen o. Evet. Allah ya. Nasıl bir şeyler çalışıyor bak şu sisteme bak. Hayatla fani dünyaya, ölümlü dünyaya geliriz. Ölme ile sonsuz bekaya gideriz. Ölümsüz hayata geçeriz. Tuhaf değil mi? Ters çalıştı şimdi. Anladın mı bak? Şimdi dünyaya geliriz, hayat. Hayata geliriz, ölüme muhatabız. Vefat ederiz, ölmeyecek bir aleme geçeriz. Hangisi daha kaliteli şimdi? He? Öbürsü daha kaliteli değil mi? Ama ondan korkuyoruz, tuhaf. Çünkü hiç gitmedik değil mi? Daha önce giden var mı oralara? Yok. Belki görsek... Bu dünyadaki yaşam şeyimiz daha da farklı. Ya mesela benimle bir gelsen yedin bugün. Mesela o morgdan alırken taş gibi olmuş ya. Öyle donmuş kutup. Ya o değil hocam o değil dediler. Olsun dedim. Tamam. Bir baktım Yozgat bilmem ne. Yozgat'ı var mı burada? Yok bak sizin arası yok. Hasan abi siz bahsedince böyle ölümde kardeşler çok korkuyormuş. Öyle mi? Yakçılığı oluyor ki elhamdülillah. Özel böyle o... Ölümün korkusunu izlemek için gelenler var herhalde inşallah. Yok peki, geçiriyor. Değiştiriyor. Yok yok çok hoş oldu elhamdülillah. Çünkü gayri şimdi sır bozuldu vesaire herhalde. Elhamdülillah. Allahsız hiçbir şeyden çıkamazsınız. Her şeye takılabilen bu kafa, fikir, her şeye bağlanabilen bir his var mı sende? Var. Bunu nasıl kıblesine koyacaksın? İnanç, iman. İmandan başka mümkün değil. Değmiyor be kardeşim.
Rus dili edebiyatı okuyormuş 22 yaşında. Rus dili ve edebiyatı. Böyle bir üniversitede varmış ya şey. Ben de varmış. Var abi. Rus dili edebiyatı. Vay be. Bir de Türk dili de değil ha. Ama elhamdülillah Nurçu olarak gitti. Peki. Hadi bakalım sıyrılalım oradan. Abi aklımıza şey geliyor. Neyden öldü geliyor. Aslında. Genç ya. Vesile ne oldu diye geliyor. Kaçtı olmasın? 88. 80'den sonra yapılan iğneler var ya sebep noktasında ve şiddetle karşı çıkmıştım. 3 tane iğne var. Yani şu anda o maalesef siyasi yöneticilerden vatan hainleri geçmişti. Aşı. Evet, 3 tane aşı var. Bir tanesi bilerek kansere sebebi, sistemi bozan bir aşıymış. Hangisi abi? 3 tane de bir tanesi. İşte Demirel'le Mesut İlmaz döneminde vurulan aşılarda. Çünkü ölüm kanser oranı o iki siyasi liderdeki çocuklara vurulan aşılardan daha çok olmuş. Esbab noktasında bu. Vatan haini ikisi de. Ve sponsor mu diyorlar? Sponsor yani onu ödeyen, parasını veren Mason kulüplerinden Rotary. Şey ya Lyons veya Rotary. Rotary'ydi galiba. Kulübü 3 kulüpten var. Bir tanesi Rotary. Ve hastanede parasızlıktan insanlar ölüyordu. Yani rehin alınıyordu. Ama hemşireler ve doktorlar kapı kapı çocuklara aşı için dolaşıyorlardı. Bedava. Mantıksızlığı anlıyor musunuz? Hastanede ücret ödemedi diye rehin kalan dönemde rehin kalıyordu. Ve yapılmıyordu. Kapılara ilaç almak, mayın olmak imkansızdı yani. Fakat kapı kapı dolaşıp ellerinde listeyle bebek nerede var biliyorlardı. Kapıya ısrarla geliyorlardı. Çünkü bizim çok sağlıklı olmamızı çok istiyorlardı da onun için. İğne için geliyorlardı. Ve kapı kapı ısrarla ve gününü geçirmeden geliyorlardı. Ve bunu da karşılayan İsrail. Dostluk canı. Eskiden de o silah savaşı. Şey biyolojiktir, genetik savaştır. Danone denilen bir yoğurt mesela çocuklara değil mi? O yoğurtlu şeyi böyle pembeli bir şey yapılmış. Direkt beyni bloke etme özelliğine sahip. Hollanda'da yok ha. Bulunduğum için söylüyorum. Savaş en acımasız devam ediyor. Laf dinle ya, laf dinlemiş olur. Laf dinleme ya, laf dinlememiş olur. Evet, işte Hakaiki Kur'aniye'den, o sordu da kardeş onun için dedim. En çok o gençlerde, taşkınlıklarıyla ya trafik kazasıyla ölüyorlar. Liste, istatistiği şöyle söyleyeyim. Ya trafik kazasıyla ölenler, bundan yıkıyorum. İkinci istatistik gençler, intihar. Üçüncüsü, ölüm ve akciğer. Şey, kanser ve akciğer. Tamam. Bu kan şeydi, kan dima. Şeydi ve teşhis edilmiş. Daha önce vurulan iğne. Ve Hakaiki Kur'an'ı işte neyse geçelim artık. İşte Hakaiki Kur'aniye'den ve Desatir İslamiye'den olan adalet, iktisat, nezafet, hayat-ı beşeride ne derece esaslı bir dustur olduğunu anla. Yani kainata baktığım zaman nezafet var, temizlemek, adalet var, iktisat var, nezafet var. Adalet, iktisat, nezafet, temizlik. Adalet nedir? Hak sahibinin hakkını vermek. Bu bir. Adalet, muvazene, muhakeme, hak sahibine hakkını vermek. Ve sistem içindeki denge. Mesela her doğruyu her yerde dememek. Hem muvazene nedir? Adalettir yani. Ya ben doğru derim. Olmaz. Her doğruyu her yerde dememek lazım. Demek doğru değildir. İhkaka hak noktası da oluyor değil mi? Evet. İhkaka. Mevcudat-ı aleme yani. Evet. Aynen. Aynen. Yani hak ettiği gibi davranmak. Mesela çocuğa nasıl davranıyorsun? Babaya nasıl davranıyorsun? Annesine nasıl davranıyorsun? Hak ettiği gibi davranmak. Onun için arkadaşlar
Bugün iyiyiz, gençsiniz elhamdülillah. Fakat yumurta dayandığı zaman inim inim inleyeceğimize iyiyken Allah ile aramız iyi olsun da sistemi, dimağ ve kalp, duygularımızı, arzularımızı, isteklerimizi sisteme koyup hem dünya hem ahirette ümitli ve mutlu yaşamak varken niçin kaçıralım bunu? Hem Allah'tan ve ahiretten ümitli yaşamak kadar dünyada bir bahtiyarlık var mı? İşte dersin başında anlattım, gene ikinci bu an söylüyorum. İşte insanın dimağını ve kalbini bütünlüğe getirip sisteme, dünya ve ahirette ve Allah'a böyle mükemmel bir hayat sürebilmesi için inanç lazım. Yaşanan bir inanç. İnançsız dimağını, çünkü sen bana ne kadar uyacaksın ki? Ben kutsi değilim ki. Ona ne kadar uyacaksın? Doktora ne kadar uyacaksın? O da insandır. En iyisi bu aklı yapana, bu aklı bağladın mı bu akıllılık oluyor. O zaman akıl akıllılıkla beraber sistem bütünlüğü oluyor. Bir sürü dağınık fikirler var. Her kafadan ses çıkıyor. Hangisinin için doğrudur? O zaman kıblesine koyacağız. Bu itikat işte. Allah inancı. Fıtrat beka istiyor, ebed istiyor, kanser istemiyor, ölmek istemiyor ya. Böyle bir hayat olamaz diyor. Hastanede durdum, yarım saat evveli bakıyorum acilde. O durumdayım. Ya o koşuşturuyor, o kesilmiş, o yanmış, o patlamış, o vurmuş, o ölmüş, bilmem ne yapmış. Bir baktım, aman yarabbi ya, böyle bir hayat olamaz ya. Bu ceset ruha çok ağır yük gördü. Cesedi, ruha, mükemmel bir yük. Boğuyor ya, ruhlar boğulmuş. Cesedin arkasına düşmüşüz. Cesedi kurtarmak adına ruhu ihmal etmişiz. Ceset ruha çok yük be kardeşim. İstedim biliyor musun? Şöyle yaptım. Allah'ım beni buralara düşürme derim. Al ya. Düşürme. Ruha çok ağır, boğuyor yani. Kutsi düşünmene mani. İstikameti düşünmene mani. Allah'a teslimiyetine mani. Tevekkülüne mani. Bir tuhaf yani hastane. Garip bir alem. Yani o zaman hep diyorum arkadaşlar, bu aklını akıl üstü bir kutsi kaynağa bağlarsan bu nizama girer. Eğer eşek bile koyuna, çobanlık yapanlar bilir, koyarlar öne, koyunlar bile sisteme giriyor. Adam abayı koyuyor, böyle paltosunu, koyunlar orada duruyor diye onlar da uyuyor. Kaldırın o abayı, o paltoyu, çoban görünümünü, koyunlar bile tedirgin yaşar. Ya bu akıl tedirgin yaşamaması için aba gerekmiyor mu? Ya koyuna gerekiyor da sana gerekmiyor mu, bana gerekmiyor mu? Nereye bağlayacağız? Koyun böyle kafayı bir kaldırır, duruyor çoban. Öyle değil mi? Bizim de bir çobanımız olması lazım da, aklın bir çobanı olması lazım. İşte kainatın sahibi kendisini şöyle ifade ediyor, adaletle, İktisatla, nezafetle, yani her şeyi birbirine bağlamış, her şey bir muvazene içinde, iktisat yani denge var, bir de temizlik var. Hayat-ı beşeriye ne derece esaslı bir düstur olduğunu bunlarla bize gösteriyor. Yani ilişkilerimizde ne diyor bize? Adaletli olun, iktisat yani ölçülü olun ve kirletmeyin, maddi ve manevi kirletmeyin. Günahlardaki biliyorsunuz manevi kirdir. Abi, şimdi, efendim abi. Hasan abicim, şimdi aslında şimdi abimiz de söyledi ya, arkadaşlar ölümden korkuyorlar, ölüm duymak istiyorlar. Ölüm belki bir şeyleri dünyada çekip düzen vermeni sağlıyor insanın kendisine. Neden? Çünkü korkuyorsun. Ama aslında ki, siz yine daha önceki bir dersinizde de söylemiştiniz, ölüm aslında Adem'e gitme korkusudur. Yani bizim yok olmayacağımızı, Adem'e gitmediğimizi bilmek, ahiret iman, ölümün korkusunu yok ediyor aslında. Yani iktisat dediniz ya Hasan abi. Düşünce iktisat. Yani her şeyde iktisat eden Allah-u Teala, kainatta hiçbir şey boşa gitmemiş. Yani bizim gibi bir varlığı Adem'e gönderir mi, göndermez. Yani bu da aslında bir manada korkuyu içimizden atmamız, evet, anlamında değil mi Hasan abi? Elbette yani... Şimdi bütün kainat seninle manalanıyor, seninle kıblesine koyuyor. İnsanı kaldır, petrolün manası yok, altının manası yok. Şu Çamlıca'ya çıktığı zaman bir sığır, öküz, o manzarada vay be şu boğaza bak ya, fesubhanallah. Değer mi?
şu çiçeğe bak, Allah Allah, bir resim çektirsene bana. Maa diyor, gülün yanında duracak ya, böyle bir şey olur mu? Yani baktığımız zaman insana hitap ediyor. İnsanı yok etmek, insanı yok etmek olmuyor. İnsanla alakalı ne varsa hepsi yok oluyor. Yani kainat yok oluyor. Bu iktisat yapan Allah, iktisadı öğreten bize Allah, gübreden bu kadar meyveyi çıkartan, gübreyi bile israf etmeyen Allah, bütün kainat sen emanet almış, seni israf eder. Bütün kainat sana bakıyor, sen de dirilmemek üzere toprağa girersen, seninle beraber sana edilen masraf, hepsi de israf olmuş olur. Bak bugün sana edilen masrafa bak, eli kullandın, karaciğeri kullandın, böbreği kullandın, güneşi kullandın, havayı kullandın, suyu kullandın. Bak faturası gelmese şu eletin ödemezse faturayı keserler adamı. Hepsinin maddi bir değeri bir ölçüde vardır ama zamanı kullandık Hasan abi, yok. Onun maddi değeri de yok yani. Evet, kıymetsiz. Ve depolanamıyor. Yani. Depolanamıyor. Bilgi gibi de değil. Depolanamıyor. Ve zaman herkese farklı tesir ediyor. Çünkü canlı ve ruhludur. Kime ne yapacağını bilir. Bu yeni tespittir. Gelecekte gavurla bunu belki de bizden alacaktır. Biz bulduk diye. En kısa da insana verilmiş zaman. Mesela her şey duruyor ama insan öyle değil diyor yani. Evet. Acayip bir şey. Çünkü insan küllidir. Fazla durmasına gerek yoktur. Çünkü sıkılır ya. Aslı değil ki burası. Emanetten buraya duruyoruz. Askerlikte fazla durulur mu ya? Bir buçuk sene böyle çok. Değerli bir şey. Daha kalıcı ya normalde. Evet. Ama insan daha değerli. En değerli. Durmuyor. En değerli olduğu için onun alemi artık nihayetsiz. Küçük zaman maman yok içinde. Ve ahkam-ı Kur'aniye ne derece kainatla kadar ve kainat için kök salmış ve sarmış bulunduğunu, yani Kur'an'a baktığın zaman, yani din nasıl bir din yani, böyle bir Kur'an mesela, senin semada ne işin var yani? Denizin dibinde ne işin var? Meracel bahri niyel tekrar. Yani iki denizi birbirine saldık, birbirine karışmıyor. Semaya yukarı çıktığınız zaman diyor, boğazı sıkılırcasına olur. Yani oksijen azaldığına. Yani siz kıtaların böyle, dağların sabit zannediyorsunuz. Oysa yürütüyoruz. Yani şey mesela gök, semayı diyor sabit zannediyor. Oysa genişlendiriyoruz. Yani Hubble mi ne teleskopuyla kainatı genişlendiğini gördük. 1400 sene önce. Siz sabit zannediyorsunuz. Biz genişlendiriyoruz. Şimdi şeyden, onu ilk böyle Risale-i Vecirdiğim vakit ne diyor dedim acaba? Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Nasıl bir şey dedim? Kur'an kainatı okuyor. Kur'an nasıl kainatı okuyor? Yani öyle bir şey ki her tarafa tut şu anda okuyor. Öyle değil mi? Yıldızdan yani bahsediyor, güneşten bahsediyor. Yani. Bitkiden bahsediyor. Yani din ne alakası var benim? Din anlayışım. Ye, iç, öleme, ver, verme, yap, yapma. İnsan merkezli. Oysa bir baktın ki Kur'an dediği gibi kainatı okuyor. Senin ne işin var yıldızlarda ya? Astronomi okumamış ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Astroloji de okumamış. Kainatın genişlendiğini nereden bilecek? Daha yeni bilinir. Hubble teleskopuyla ancak bilinir. Nereden bilecek ki yani? Tamam hadi bildin ama bunun din neresi? Ne diyorsun ki? Ne işe yarar o insanlara? Yani o insana ne işin yarayacak yani? Çok acayip ya. İnsanın tavatun ettiği, mesken yaptığı, yaşadığı şu alemi tanımlaması, insana tanıttırması, onu insan malzeme yapıp kendini inşa etmesi gerekiyor. Kur'an ne derece kainatla alakadar ve kainat içinde kök salmış, sarmış bulunduğun ve o hakaiki bozmak, kainatı bozmak, suretini değiştirmek, o hakaiki bozmak, suretini değiştirmek gibi, mümkün olmadığı gibi. Mesela kainat insan bozamaz mesela. Yıldızları, galaksileri, şunları buraya dokunmaz. İşte ama kendi alemindeki alemini bozuyor. Bozarak kendi alemini bitiriyor. Yani şu dünyanın her çeşit şekilde gözükebiliyor olması çok harikadır. Herkese göre farklı gözüküyor. Herkesin dünyası farklı ya. Çocuğunu kaybeden bir kadın için şu dünya nedir?
İflas eden bir adam için nedir? Kanser olan bir delikanlı için bu dünya nedir? Alim için nedir? Ehli tefekkür için nedir? Zikir ehli için nedir? Çünkü yani her şekilde olabilen fakat bir şekilde sen gördün şu alem ne kadar mucizedir. Her şekilde olabiliyor biliyor musun? Donukluk yoktur yani. Sığır başka görür değil mi şuraları? Kuş da başka görür. Bir alim de ağacı Allah'a tefsir eden bir müfessir olarak görür. Zamanın tesiri herkese farklıdır derken farklı. Bu mu? Evet. Yoksa bu değil. Maddesel anlamda. Maddesel ve fikir. Canlı ve ruhlu hayatta olduğundan zaman herkese ne kadar nasıl tesir edeceğini bilir. Uçakta uçan bir insanın uçaktan korkuyor. Bir saat 10 saat gibi olur. Aşağıda sevdiği bir işi yapan, taş ocağında çalışan, bunun böyle 3 saati de 10 dakika gibi geçmiş gibi diyor. Ya keşke kendi işin ya. Efendim? Deprem gibi. Mesela Allah sonsuzdur. Onu kabul etmek, reddetmek bir an oluyor. Zaman istemiyor ruh için. Böyle bir şey yok. Ve bu 3 ziyai azam gibi yani adalet, iktisat, nezafet, rahmet, inayet, hafıziyet, misülü, yüzel, iatalı hakikatler, haşrı, ahireti iktiza ve istizam ettikleri gibi. Yani kainata bakın adalet var. Yani denge, ölçü, muhakeme ve muvazene. Ve hak sahibinin hakkını verme. Denge ölçü, denge ölçü var kainatta. Bir de iktisat var, israf yoktur. Bu da Allah'a gösteriyor. Bir de kir bir şey yok. Her şey temiz. Aynı bunun gibi de kainatta rahmet var, inayet var, hafıziyet var. Niye var peki bu? Mesela kainat bana niye hitap ediyor? Bana niye cevap veriyor? Niye ihtiyaçlarıma koşuyor? Beni bilir mi? Bilmez. Beni bilmeyen bana nasıl hitap eder? İsimle hitap ediyor. Rahmet var, inayet var. Ta sensin. Bir de hafıziyet var. Mesela çekirdek gelecek baharın en güzel delilidir. Çekirdek gelecek baharın en güzel. Çünkü çekirdeği yapan gelecek baharı kastetmiştir. Hafıziyet var. Niçin hayatımız kaydediliyor? Niye ben kaydediyorum ki? Hayvan gibi olsak ölüm derdi de olmaz ha. Tabii. O çekirdek de gelecek bir hayat. Ebedi bir hayat için. Ama sığır olsaydık, hiç. Şurada bir tanesini kes, ötekisi otla. Umrunda değil yani. Yani insandaki hafıziyet de ahireti gösteriyor. Sonsuz bir ayette. Müsülü yüzer, iatalı hakikatler, haşri ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde, hiç mümkün müdür ki, kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat, temizlik, nezafet gibi pek büyük kuvvetli ihatalı hakikatler haşrın ademiyle ahiret gelmesin, ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyet inkılap etsin. Şimdi sana bu kadar edilen masraf, bu kadar rahmet, inayet var. Ahireti getirmemekte bu dünyada yapılan bütün adaletler zulüme döner. Bütün rahmetler zahmet olur. Tamam da beni madem yok edecektin, niye beni getirdin de bu kadar şeylerle tanıştırdın, tattırdın? Niye bana beka duygusu verdin? Hikmetler de hikmetsiz olur bu sefer değil mi? Tabii hikmet, hikmetsiz. İlim, cehalet olur. Adalet, zulüm olur. Yani sen ve seninle alakalı bu mevcudatın sonunda eğer bir ahiret yoksa bu kainat israf olmuş olmaz mı? Neticesi manasız olanın başlangıcı da ilim olur mu? İlim cehalet hizmet eder mi? Yani adam çıktı mesela ilkokulu, ortaokulu okudu, liseyde. İşte İstanbul Üniversitesi'ne gitti. Üniversite gitti, 4 sene okudu, bütün bilgileri gitti. 2+2 = bilmiyor. Niye? Vallahi biz üniversiteye gidiyoruz, bütün bilgilerimizi boşaltmak için. Yani sıfırlanmak için üniversite olur mu? Öyle de değil yani bu. Yani ne demek biliyor musun? Eğer ahiret yoksa sıfırlanmak yok olmaz. O zaman niye buraya bu kadar masraf yapılmış ki? Yahut da yaşamaya geldik.
Yani yaşam için, hayat için, hani hayattaki bir manada. Yaşama bak. Hayatsa işte hayat. İşte bizler yaşarız, nasıl ölürüz. Nasıl yani? Yenileri gelir, yeniden yaşarlar, ölürler. Bizi ancak zaman helak eder diyor ya. O manada bir başlangıcını düşünmeden, neticeyi de çok düşünmeden sadece o anı yaşama noktası. Şimdi hastanede hani bu şeyi sordu. Şöyle dedi ki hocam dedi, belli yaşa kadar ölüm hatırımıza gelmiyor. Belli yaştıktan sonra diyor, niye ölümden hiç her gün kurtulamıyoruz? Şeytan bakıyor sana 33'e kadar, 30'a kadar falan ölümü hiç hatırına getirmiyor. 33'ten sonra bir günde 10 defa 20 defa aklından çıkmıyor. Ölüm değil mi? Hiç çıkmıyor. Lan hala şeytan ne yapacağını biliyor, biliyor musun? O ölümü hatırıma getirmemekle dengeni bozuyor. Ötekisi de devamlı ölümü karşına koyarak dengeni bozuyor gene. 33'ten sonra aklından hiç çıkmıyor. Hani demiyor muyuz ya, Allah Allah gençken hiç hatırımıza gelmiyor. Neredeydi ya bu? Hastaymış, tansiyonmuş, hiç ilaç içilecekmiş, hiç umurunda değildi. Şimdi ise saate bakıp dakika dakika ilaç içiyor. Yani acayip bir alem ya. Böyle bir alemde yaşanmaz sırf burası için. Ama bilesin bir yerler için buraya sabredilir. Bir yer için burası sabredilir. Mesela askerlik ya bitiyor ya işte 5 ay kaldı, 4 ay kaldı, 3 ay kaldı. 60 gün, 59 gün tamam. Bir şey için bir şey yapılır. Ama bilin ki ahiret yok. O zaman ben buraya niye şey yapayım? Mesela Honda şirketi hatırıma geliyor. Honda. Honda'yı değil. Honda Japon. Demiş ki filozof işte yalakçısı da var filozoflarına. Dün ne demiş, bugünle ne fark var demiş. Filozoflarına demiş yani Japon. Hiçbir fark yoktur. Hakikaten yok. Aynı dün de bak. Dün de kahvaltı yapmadınız mı hepiniz? İnşallah yaşarsanız yanında yapacaksın. Dün güneşi gördünüz. Dün de yarın, yani bugünle, yarın arasında ne fark var? Fiil itibariyle. E tamam da o zaman dünle yarın eşitse niye yarın yaşıyorsun ki? Mantığı yok ki. Yani dünle, evvelsi günle, bugün ne fark var? Aynı. O zaman yaşamanın mantığı yok ki. Adam öyle demiş. O zaman demiş, yarınla bugün arasında fark var mı? Yok demiş. O zaman dünle yarın arasında fark yok. E ben niye dedi sıkıntı çekeyim ki demiş. Ölüm zaten fizikseldir demiş. Adam tak intihar etmiş abi. Honda sahibi. Koca araba fabrikasını saymış toprakta intihar etmiş. Niye? Doğru, inanç oraya götürüyor. İnsan odaklı bir dine inanmışlar, Budizm. Budizm, Allah vaat etmiyor ki. Budizm, cennet vaat etmiyor ki. Budizmin gayesi şudur. Ana temasını söylüyorum size. İnsan nasıl mutlu olur, sıkıntıları nasıl atar? Bunun üzerine kurulmuş. Psikoloji bir terapi gibidir ya. Yani işin merkezinde insan var, dinde, Budizm'de. En popüler bir İslam'la o şimdi. Medya onu yapmaya çalışıyor Hristiyanlık bitince. Onu alternatif çıkartıyorlar. Yoksa dünya bir Müslüman olacak diye korkuyorlar. Budizm. Budizmin merkezinde insan var. İnsan bu. Ne sıkıntısı nasıl kurtulur? Yoga. Yoga, yoga. Bazı yerlerde yoga derler. Yoga. Yoga. Asya'da çeşitli şeyler kullanıyorlar bunu. İçerisi farklı. Niçin koymuşlar biliyor musun bunu? Namaza alternatif olsun. Riyazet oruca alternatif olsun diye. İşte şunu yap bunu yapma, haram helallara alternatif olsun diye dinlerden almıştır. Ben bu işi meşgul olduğum için biliyorum yani. Ezber konuşmuyorum. Alternatif olsun diye. Bakıyorum içeriklerine, ben de dini biliyorum ya. Bunu ha şu saat iş ya, şu hareket yap. Öyle laletan yapmayacaksın. Şu saatte, bakıyorum şu saatte, şunu mekruh durmaya aramdır, tamam mı? Mesela şu saatte yatma diyor, dinde diyor işte, şu saatte, iki saatte yatma. Şu saatte yat diyor, dinden almış. Bak, Şakyamuni bu da, öğlen yatmayı söylüyor. Oysa peygamberimizin sünneti. Acayip bir şey. Mesela,
yoga'da veya yoga'da bazı şeyde yoga'da ikinden sonra yatmayı yasaklar. Dinde demek kurtulur yani. Yani alternatif çıkartmışlar biliyor musunuz? Bütün dinlerden bir tane güzellikler şunlar toplamış. Bu da protestan çıkmış. Almanya'da evangeliş derler. Almancı varsa aranızda evangeliş. Bu Türkiye'de protestan değiliz. Ama içerisinde din yok, ahiret yok. Gene ben nasıl mutlu olurum? Ama dinin içerisinde Allah ve ahiret, beka, fıtratının tam karşılığı. Ya insan ne kadar şeref duyar ya bu dinle. Biz Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz. Ahiretimizin kıymetini bilmiyoruz. Ahireti pek değerlendiremediğimiz için ölüme değer veremiyoruz. Ölüm çok aslında kaliteli bir iştir yani. Bana bu işi verseler kimin nasıl öleceğim ben nerede bileceğim ya? Değil mi? Acayip bir işlevi var ölümün. Seni ne zaman nasıl öleceğini kim kararı? Sana verseydim ağzına gözüne yüzüne bulaştırırsın ya. O zaman gibi ölemez. Ölemezsin tabii. Çok sakatlanalım. Mesela Azrail'den korkuyorum da lan dedim ki bir tanesine. Kimden? Azrail'den korkuyorum. Lan Azrail kim? Sen kim? Sana Azrail gelir mi dedim ya. Yapma ya hakikaten mi dedim ya. Azrail'in yaverleri var, yaverleri. Kafası var, çırağı var. Ulan sana gelecek çırak. Ha bunu canını al. Nasıl alacak? Öğrenecek senden. Sen canını ustaya mı teslim edersin, çırağa mı? Yapma ya, hakikaten o gelse ya. Şaka demiyorum ha. Sen arabanı kalkmaya mı, ustaya mı, çırağa mı? Hangisini teslim edeceksiniz? Ustaya mı, kafaya mı, çırağa mı? Azrail Aleyhisselam usta. Mesela adam geldi, canını alacak. Tamam, ağzından çıkartır. Canını aldı, affettim, sizi kıçından çıkarıyor. Burnundan çıkarıyor. Ama beceremedi. Bilmiyor ki. Yani onun haberleri var diyor. Makama göre değil mi abi? Tabii. Adamın mesela kulağından çıkarıyor şimdi. Gel de çıksın hadi canım. Şimdi nasıl çıkacak? Ağızdan zor çıkıyor da kulaktan mı çıkıyor? Acemi öğrenecek. Birisinden öğrenecek tabii. Hepsi de ayaktan başlıyor. Ne dedi? Hepsi de ayaktan başlıyor. Hepsi ayaktan başlıyor. Çünkü delik yok orada. Deliğe göre. Deliğe çıkarttın. Ama aferin onun için söyledim. Ayaktan aldı. Ona bu delikten çıkaracağına başka delikten çıkarmaya kalkar işte yarısı yukarıda kalacak. Ayaktan beri kadar çıktı. Benden yukarı ne olacak? Ondan sonra adam geldi. Allah Allah. Ona ne yaptık? Hadi yeniden geçin. Yeniden ölüm senaryosu yaşayacaksın. Hani derler ya boğulacaksan bari büyük denize boğul da işe yarasın yani derler ya. Ya usta ya usta hazır. Tamam ya. Dedi ki abi hakikaten dedi ya keşke arzayız gelse ya. Hepten ödüm patlattın dedi ya. Ben şaka demiyorum ki. Vay be Allah Allah. Lan peygamberlerin ikisini alıyor ya Azrail. Sana bana gelir mi ya dedim. Eyvah. Ya peygamberlere geliyor. Desene herkes çırağa çalışıyor. Çırak ekseriyet. Statü %80 mukallittir diyor ya. Çırak Allah Allah muhafaza etsin ya Rabbi ya. Azrail'in çırağını gönderme bize. Değil mi amin değil mi? Amin. Amin. Şimdi abi şey söyleyeyim. Bazen öyle geliyor. Ruh mesela bir enerji gibi bedende doğru mu? Odundaki nur. Şimdi öyle de mesela cihazdan enerjiyi kestiğimiz zaman mesela hani öyle ayaktan çıkar gibi mesela peyderpey değil de birden oluyor mesela. Bu yani canlı. Öyle değil işte. Niye mesela aynı o şekilde düşünmek gerekmiyor mu? Mesela bir cihazdan elektriği kestiğiniz zaman tak diye kesilir. Bedenden de aynı şekilde ruhu... O dediğin elçik sinir sistemidir. Sinir kesiliyor. Mesela ölümden önce... Aslında öyle değil mi? Şimdi çok güzel bir örnek veriyor da... Şimdi cihazlarla ifade ediyor. Teybin fişini, televizyonun fişini çekersin. Bir anda gidebilir. Ama elektrik süpürgesinin fişini çek...
Hala sesi devam ediyor çekerken bile. Belli bir müddet. Yani merhale merhale can alma noktaları dahi. Ama o pervane olduğu için dönmeye lazım. İşte günah boyutlu olduğu için bazı şeyler. Herkes yani bir anı seyyal ediyor. Bak ilk önce şöyle başlıyor. Bir anda farklı noktalar var. Mesela ilk önce gözün düşüyor. Bak mehale mehale bu. İlk önce göz düşüyor. Sekerata girmeye başladı. Göz açamaz. Artık bu adam sekerata girdi ve ne konuşması ne artık ve yaz yapabilmişse yazı vasiyeti hiç geçmez. Sonra kulağı kapanır. Ha, ilk önce ağzı kapanır. Sonra gözü kapanır. Sonra bak kapanma süreçtir. Çünkü cihazda elektrik var sif. Ama bu bedende nefis sistemi var. Ayrı bir vücudu var. Ayrı bir yer içer. Onun duygula şeyi var, nefis. Ruh var ayrı. Bir de ben olan ben var. Yani mesela anne karnına 4 ay sonra ruh geliyor. Ama 4 aya kadar hayat var. Ruh gitse bile hayat devam ediyor. Mesela vefat ettikten sonra 1-2 gün morgda dursun, adamın sakalları çıkıyor. Hücre faaliyeti devam ediyor. Çıkıyor yani, kılları çıkıyor. Ondan sonra zaten şey yapıyor, mesela ruhunu al çıktıktan sonra niye banyo yapıyoruz? Bedensel bir yapı itibariyle boşalma var mı? İlk önce konuşması gidiyor. Sonra gözü gidiyor. Sonra kulağa gidiyor. Ama bunu hep şuurlu, hep biliyor. Akıl aynen duruyor ve şu andaki ölümü sen fikrediyorsun. O artık hissediyor demeyeyim, daha dip. Zevk ediyor. Ölüm şu anda başladı diye. Mesela konuşamayınca, şunu duydun mu değil mi sen şimdi konuşmamı? Evet. Ha, bunu unutamazsın ki. Peki nefis mi onu hissediyor? Mesela nefis her şeyi hissediyor. Evet. Orada da ölümü nefis mi hissediyor? Eğer adamsan. Yok. Eğer adamsan, yani kadın erkek demiyorum, kastetmiyorum. Adam gibi yaşamışsa bu nefis hissediyor. Çünkü küllü nefsin zayikatır mevd. Nefis ölümü şey yapar, ölür. Küllü ruhun değil. Adamsan nefisle ruh ayrılmaya başlıyor. Ayrılıyor mu o zaman? Ayrılmaya başlıyor. Nefis, ruh, anlatacağım, anlatayım. Yani eğer karma yaşamışsan, dini yaşamamışsan nefis ruh aynı olmuş. Zaten ruh ölmüş, nefis olmuşsun. Yani aynı. Mesela odunu yaktığın zaman odun ıslaksa dumanı çok çıkar. Odunu kurutursan dumanı az çıkar. Odundan kasıt bedendir. Dumandan kasıt nefistir. Işıktan kasıt ruhtur. Güneşten kasıt da dindir, imandır. Fazla o şey yaparsan dumanı az olur. Şimdi ondan sonra başlıyor bu. Artık Azrail bekleme. Ama nasıl biliyor musun? O anda işte. Her şeyin bittiği ve her şeyin başladığı, her şeyin bittiği, her şeyin başladığı an süreç başladı. Her artık bir gün mü süreç bu sekerat, 3 gün mü, 1 saat mı? Ondan sonra artık belli bekliyoruz nasıl birisi gelecek. Abi tevekkül, tevekkül anı oluyor bir taraftan da tabii. Evet. Yani mesela ben bunu bir yaşadım. Tabii mesela uçakta yani yaşadım böyle. Sekerat. Abi lafını kesmeden, sekerat belli bir zamanı yok değil mi yani? Yok, bir gün, bir saat, 5 dakika, 10 dakika ama ruhta yaşandığı için uzunluğu, kısalığı önemli değil. Burada 3 gün ama ruhta... Aynen berzah gibi bir noktada değil evet. Mi? Evet. Sonra nasıl oluyor biliyor musun? O anda adın neydi senin? Metin. Şimdi o anda tevekkül yok, tefekkür yok. Düşünme yok, biliyor musunuz? Amel yok, tövbe yok, düşünme yok. İstiğfar yok. Her şey bitmiş o. Yani artık böyle bir tevekküle dönüyor. Tefekkür. Teslim ediyorsun. Yani teslim oluyor. Teslim. Cihazlar kapandı gibi düşünüyorum. Evet. Yani. Artık istiğfar yok. Öyle bir şey sistem çalışmıyor. Yani panik bir şey değil ki. Yani böyle hani gidiyor. Tabii canım. Korkunçun korkuncu. Allah diyor. Sanki. Allah Resulü diyor. Diyor ki sanki boğazında bunun kadar kalınlıkta her tarafı diken, her tarafı diken, her zerresinde diken olan sökülmüş gibidir. Başka bir hadiste 70 kılıç vurduğun zaman
Teşbih falan değil. Kılıcı vursa ne olur böyle ama gözün kapalı vursa değil. Gözünün önünde böyle yapsa 70 tane'nin getirmiş olduğu acı kadarcı çeker. Veya hırtan... Müslümanlar mı? Yok. Yani gafiller, ona göre şey yapanlar. Mesela din yok, namaz yok, Kur'an yok, Allah yok hayatında. Aa, aferin lan, iyi ki yaşadığından gel buraya bakalım. Derler mi? Evet. Evet, namaz kılmaya kafir olmaz ama kafir de namaz kılmıyor. Yani namaz yok, oruç yok, dava yok, ders yok. Ahiret gayesi yok. Nasıl olacak? Nasıl yaşayacaksın? Nasıl alacaklar seni? Aa, peygamberi gelen Azrail gelecek. Kesin namaz kılmayana kesinlikle çırağa gelecek tabii. Tabii canım, ben korkutmuyorum ki. Ben böyle şeyini sevmeyen bir insanım ama parkura girdik, nasıl girdiksin? Çıkalım istersen. Yok yok, çok güzel. Güzel sorayım. Çıkayım biraz, dur biraz gideyim de sonra sor. Hadi sor arkadaşlar. Öldü, kıyamette yeniden Allah cesetleri yaratacak. Yeniden nefis içine mi girecek, yoksa cesetle birlikte mi kaybolacak? Bu nefis nedir? Şu ceset var ya, yani yağ gibi eritelim. Tencere getir, içine his, heves, heva, tabiat, asap, damar, karıştır. Koy karıştır, dondur, buzluğa koy. Bunun adı nefistir. Nefsin mazı ve müstakbeli yoktur. Hazır zaman, ver, yap onu, bak onu, aç televizyonu, kılma namaz, ya uf tamam. Hep bu, anı yaşar. Anı yaşar. Bir şey olduğu zaman böyle ödü patlayan, ölümden korkan da o. Çünkü ruh ölmez. Ruh çıkar. Burada yapmıştım değil mi? Yakmıştım kağıdı. Mesela bakın. Şuradan ben yaksam nur çıkar değil mi? Nur neredeydi? Burada. Hapis bu. Demek ki burada hapistir. Kim rahatsız olur? Kim sistemi bozuluyorsa. Bunun adı nefistir. Ama burada hapis olan ruh memnun olur ölümle. Ruh rahatlar, hapislikten çıktı. Odunu yaktığın zaman nur ne yapıyor? Of be ya, Allah Allah yani. Demez mi? Ya bu kim sistemi değişmişse ölen odur. Kimi yakaladın? Kül. O ölmüştür. Buradan çıkan uçtu gitti, onu yakalayabilir misin? Yakalanan an, yakalanmayan ölmemiştir. Ölmedi, gömülemez. Gömmek mi istiyorsun? Tut yakala da göm, hadi göreyim. Ruhu nasıl gömeceksin? Yok ki. Yakalanan nefistir. Demek ki ölen ruhtur. Hayvan imiş. Ölüm hayvana, yani nefsedir. Ruha değil, ruhun kurtuluşudur. Ondan sonra bekliyorsun, tamam mı? Artık her şey bitti, her şey başlıyor. Nihayetsizlik anı, süreci başladı. Ağız kapandı. Göz kapandı, kulak kapandı, tamam. Ne tövbe, ne istiğfar, hiçbir şey yok. Tam o anda adam devreye giriyor, şeytan. Muhammed inkar et diyor, sana su vereceğim. Şimdi diyorsun ki, lan su ilan, şey mi, almazsam da su var. O anda işte yok işte, bağıramıyorsun dışarıya. Kovun şunu diyemiyorsun. O anda akıl yok, hiçbir şey yok. Kim cevap verecek, kim onu kovacak veya kabul edecek? Yaşadığın hayat. İlim, ilim yok, ilim de yok. Sadece. O anda sadece ne? Bak, iman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. O süreci anlatıyorum size. Yani artık yaşadığın hiçbir şey yok. Böyle duruyorsun, balonun içerisinde duruyorsun. Buna tevekkül ve teslim. Böyle duruyorsun. Ne kafa çalışıyor, ne bilgi şey yapıyorsun, iz takip ediyorsun. Yani şu şuysa, şu da şudur, şu üçü. İz takip etmek yok. Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Kur'an var, peygamber var. Peygamberimiz Allah'ın peygamberidir. İz takip etmek yok. O anda bir balon, yaşadığın ve düşündüklerin ve yaşadıkların balon oluyor, içindesin. Heh, bu içinde artık her şey bitmiş. Artık hüküm geliyor. Hüküm gelmek üzere. Ama bunun zerratını biliyor. Şu anda ne olacağını çok iyi biliyor. Şöyle de denemedim mesela. Mesela bir rivayette okudum ben.
okuduğunuz veya yaptığınız ameller etrafınızda sur gibi olacak diyor Kur'an zikir. İşte bu balon diye tahmin. Üstadın o üçüncü meselede hani bir şahsı manevi diçi dönme diyor ya Süfyan Susun'da. İnsanın da bu yaşadığı hayatı adeta bir şahsı manevi boyutlu olarak onu müdafaa edebilir. Ha, hatta o, bir yerde balon, şeyhini, balon işte. Şeyhin müridini bir noktada muhafaza etme gibi tarikattaki olan hadiseler var ya. Ne biliyor musun o balon? Balon işte bu değil diye konumuz. Balon şu. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bakar mısınız buraya? Düşünmek diman yedi mertebesinin hulasası. Düşünmek neticedir. Yani aklın düşündüğü o düşünülen şey akılsız olur mu? Bak topraktan çıkan canlı olacak. Toprak cansız. Topraktan çıkan cansızdan canlı çıkacak. Fakat akıldan çıkanlar akılsız olacak. Akıldan çıkan düşünceler akıllıdır. Kalpten çıkan hisler hislidir. Kalpten çıkan ruhludur. Fiiliyattan çıkan da canlıdır. Tamam. Şimdi akıldan çıkan o düşünceler akıllıdır. Koy tencereye. Kalpten çıkanlar böyle nefret edip sevdiklerimiz, alaka duyduklarımız, içeriye soktuğumuz, çıkarttıklarımız. Yani kalbin içerisindekiler koy tencereye. Ruhun içindekiler koy tencereye. Yaşarken fiilen yapıyorduk ya fiilen. Hayat. Onu da koy karıştır. Bu senin şahsı manevindir. Bu balondur. Bunun içine giriyor ruh, bekliyor. Peki nasıl gelecek? İnşallah. Bize inşallah öyle olacak hepinize. Sevdiğin, sen onu gördüğün zaman böyle rahatlatan, yüzünü güldüren, konuştuğu zaman seni hikmetle donatan bir insan düşün. Mesela kim hatırına geliyor? İçinde kalsın söyleme. Mesela sen gördüğün zaman seni rahatlatıyor, yetmiyor. İkinci bir sıfatı, konuştuğu zaman seni ferahlatıyor. Rahatlatan ferahlat. Birisi hatırına getir. Geliyor mu? Ben öldüğümde, ben o andayken o yaşıyorsa sana bir. Hayır önemli değil. Bir saat şu anda diyorum. Ha, o anda hiç şey olmuyor. Aynı o cins, o tipten, o simada Azrail Aleyhisselam giriyor. O seni rahatlatan kişi. Ondan sonra bakıyorsun, diyor ki, Gafur. Ne oldu Asun? Allah Allah. Abi ne haber? Lan ne yapayım? Bu hayırdır ya. Hayır böyle ondan sonra. Kalbinden geçiyor. Dedi ki, ya abi neredesin ya? Hastayım hiç ziyaret etmedin ya. Ya ben de ziyaret etmeye geldim. Ama abi ya kaç günden beri yatıyorum. Ziyaret etmedin. Aynı anlatıyorum ben size. Bu hikaye benim tasarımım değil. Aynı böyle diyormuş. Ondan sonra ya Gafur yeni duydum ben. Öyle mi ya? Tabii ya duydum hemen geldim ya. Of be abi ya rahatladım ya. İyi ki geldin ya. Çok sıkıldım ya. Gel bir dolaşalım. Ama ben yürüyemiyorum ki hastayım ben yatıyorum ya. Ya sen beni tanımıyorsun hala. Tamam abi. La kalk ver elini. Kalk çıkıyoruz lan. Salep mi içiyoruz, çay mı içiyoruz hadi. Limonlu çay olsun. Tamam abi çay benden. Lan tamam. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. O çıkmanın adıdır. Ölüm. Hiçbir şey anlamadım. Ötekisi bizim alakası olmadığı için onu biz konuşmadık. Onu kim gidecekse öyle anlatsan onu. Var ya o ötekisi sonra. Yaverlerin görecekleri. Ya. Ben tazu yevme eyyuhel mücrimun. Selamu kavle min Rabbir Rahim ve başka. Ben tazu yevme eyyuhel mücrimun. Ey mücrimler siz bu tarafa. Tamam. Neyse burada keselim isterseniz. Var mı sorusu olan bu şeyle alakalı bu? Madem buraya girdi. Hasan abi ruhta azap görecek mi? Nefes mi azap görecek? Ha şimdi. Tamam. Arkadaşlar eğer ruhuna uygun yaşamamışsa nefis yani odun tamamen su çekmiş. Yaksanız yanmaz. Ne yaparsanız yapın yanmaz. Mesela ben şimdi kağıdı yaktım, çoğu yandı, bazıları yanmadı. Su dökmüştüm burada. Niye yanmadı? Islak. Peki, yanmayanlar artık yanmıyor ya. Onu tut, göm artık da çöpe at. Ama yanan gitti. İşte odun çok suluysa yanmaz.
O yanmadığı için o ölmüştü. Yani dumandan kasıt, biraz duman, odundaki duman nefestir. Odun da bedendi, nur da ışıktı, ruhtu. O kadar günah işlemiş ki ruhu bloke etmiş. Onunla birlikte mi gömülecek? Evet. Çıkamayacak. Yok. Onunla gömülecek. O çıkma yok. Peki. Kabir hayatında. Şehirde mesela güzel ruh çıktı diyelim, ayrıldı yani. Defin edilen. Seyrediyor. Sonra içeri girme olayı. Şöyle bak. Kabire. Ben sana anlatayım. Ben bizzat yaşadım. Kabir olayı var mı yani? Var. Şimdi. Ay iyi ruhlar kabre girmemiş mi olacak yani? Hayır giriyor, giriyor, giriyor. Vefat edince, hem dağıtsınlar sen. Vefat etti ya, evet. Vefat etti. Cesetten çıkıyor. Evet. Zaten cesedi yaşamamıştı. Evet. Bu ölmüştü zaten. Yani nefsi hayatı yaşamayan zaten ölmüştür. Evet. Ölen ölmez ki. Evet. Şimdi vefat etti, bakıyor yıkanıyor. Evet. Lemanlardan anlatıyor. Yıkanıyor, kefenleniyor, kabre koydular. Koydukları zamanda giriyor. Ta o zamana kadar hep dışarıdadır. Perdeli konana kadar son. Perdeli kondu, konarken içeri diyor, kafasını vurur diyor böyle. Ya, o şey. İçeri girdi. İçeri girdi. Ondan sonra kapandı. Üstü kapandı. Telkin yapılıyor. Telkin yapılmasının en büyük hikmeti heyecan var. Ne kadar Müslüman dayı olsa, ey Allah'ın kulu, biz telkin ederiz. Ey Allah'ın kulu, sen peygamberin şudur, kitabın şudur, Rabbin Allah, kitabın Kur'an. Yani aynı duyar. Peygamber Aleyhisselam'a demişler ki, ya Resulallah özlü duyar mı? Sizden daha iyi duyar. Aynı duyuyor. Ondan sonra girdi mi? İyi bir ruhtan konuşuyoruz. Evet. Ondan sonra telkin hemen verilirken kabire nünker mekir gelir. Ama bir tane şey fırıldak gibi nurani bir böyle şahsiyet. Sana benziyor, sen değilsin. Acayip birisin. Hep sana öfürüyor, yalnızlığını gideriyor, açlığını gideriyor, karanlığını gideriyor, üşümeni gideriyor. Bir şey istemek değil. İsteyeceğini de ben getiriyor. Tak 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 tak. Ondan sonra geliyor, sen okşuyor, rahat ol diyor, korkma diyor. O ayeti hatırlatıyor. Onlara korku yoktur. Hatta hüzün mahzun da olmayacaklar. Ondan sonra nünker bekir geliyor. Bu iyi bir ruh. Dün nünker bekir diyor ki ona, çekilir misin diyor. Çekil diyor. Ondan sonra çekil diyor. Hayır ben çekilemem diyor. Terk edemem diyor. O. Ya çekil diyor, ben ona hesap soracağım. Beni o dünyada terk etmediği için ben bunu terk edemem. Bana ver de bunu, ver çay içeceğim. Ben onu terk edemem dedi. Sen kimsin dedi bu sefer. Nünker Mekir soruyor. Kimsin ki onu terk edemiyorsun? Bana verme abi. Diyor ki ben onun okuduğu Kur'an'ı. Ben onu okuduğum Kur'an'ı. Peki sen kenara çekil de diyor. Ondan sonra bak şimdi. Ben de hesap ondan sonra şey yaparsın. Ondan sonra Cenab-ı Hak vahyediyor. Ve kalbin kenarına duruyor. Daha hareket etmiyor. Tır 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 tır. Yani böceklerin girmesine, üşümesine, karanlık olmasına, aç olmasına müsaade etmiyor. Her şeyi karşılıyor. Canlı ve ruhludur. Ondan sonra tam bunu hesaba çekileceği zaman Kur'an der ki, okuduğun Kur'an canlı ve ruhludur. Sen korkma, hüzünlenme. Buradan başladı. Ezeli ve ebedi seninle beraberim. Hiç korkma. Hiç endişe etme. Ben yanındayım. Ama süreç böyle devam ettiği için endişe etme. Şimdi sorularına ben de zaten cevap şey yapacağım. Rahat ol. Şimdi böyle birisi. Ondan sonra ben Rabbuk ediyor. Tamam. Ondan sonra kitabı soruyor, dini soruyor. Dördüncüsü de peygamberi soruyor. Ondan sonra alıyorlar. Tamam, senin zaten. Sonra birinci semaya çıkıyor. Birinci semaya çıkıyor. Kim o? Azrail. Kim var yanında? Hasan. Hasan Uruy. Anne ismiyle söylüyor. Ondan sonra diyor ki bir dakika diyor. Kütükte bunun ismi izin var mı? Ondan sonra bakıyor içeriye.
Eğer o işte ölüm oradadır esas. Kafa vurma o oluyor. O heyecan var ya şu anda duydun zaten bileceksin. O kapı açıldı tamam. %50'nin üzerine sevabın olduğu için yukarıya çıkıyoruz. O açıldı. Ondan sonra olsun ikinci kapı açılmasın. Ondan sonra aşağı gitmek yok. Eğer o açılmadı diyor ki Hasan'ın buraya girmesi izin yoktur. Ölüm orada işte oluyor o haber. Sonra Esfel'e doğru iniyor. Kapıyı çalıyor. Kim o? Azrail. Kim Hasan da var yanında. Bakayım. Evet var ismi. Tak kaçılıyor. Aşağı doğru başlıyor tabii. Derece derece. Suçluları gidip sicine kaydediyorlar evet. Sonra değil mi Hasan abi? Sicine. Orada başlıyor. Yani. Sicil kaydı oradan başlıyor. Evet. Dört tane mertebe geçiyor. Ölümden hariç kabirden. Ama bıraktığım arkadaşlar yukarıda cevşen ve telkin veriyor. Karşında o hesap nüker mekirden sonra arka tarafta bir heyet var cemaat. O da seni bekliyor. İki cemaat arasında sen korkar mısın? Cemaatin varsa. Tek yaşamadın, tek gitme hakkın yoktur. Yukarıda olacak yani. O bize şunu dedi. El Fatiha.